Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Adıyaman Toptepe Köyü'nü ziyaret ettik. Muhtarımız Hamza Tag ile köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Köye ilk girdik, baktık muhtarımız parke taşı döşetiyor. Çalışkan ve özverili bir muhtarımız sayın izleyiciler. Şimdi muhtarımıza diğer hizmetlerin yapılıp yapılmadığını soracağız. Altyapısı yapıldı mı efendim? Yapıldı. Kaç dönemdir muhtarsınız? Bir dönem. Bu dönem seçildi. Her dönem yenilenir mi köyde muhtarlar? Yok. Muhtar bundan önceki iki sefer oldu. İki sefer oldu. Hem ikişer sefer. Senin de bir hakkın daha var o zaman. Bir hakkın daha var. Çünkü olmasa da bir can sensin. Evet. Muhtarımın halı vakti yerinde sayın izleyiciler. Muhtarlığın maaşına da ihtiyacı yok. Onu da belirtelim. Çalışkan ve özverili bir muhtarımız. Taziye bir köy konağı var mı efendim? Yok. Kaç hane köyümüz? Nüfus ne kadar? 70 hane. Nüfus ne kadar? 265. 265 nüfusu var. Orta ölçekli bir köy sayın izleyiciler. Grup yolundan ayrılıyor. Tek kişiler değil mi? Seçmen. Bizim seçmen 260. 260 seçmen var. Nüfus? Nüfus 500-600'ü bulur. Ve 600'ü geçer belki de sayın izleyiciler. Çünkü nüfus fazla burada. Evet. Ondan dolayı da mutluyuz. Yani Adıyaman'ın köyleri ne kadar göç verse de merkeze bağlı. Evet. Adıyaman merkeze bağlı. Toptepe köyü sayın izleyiciler. Kaç kilometre Adıyaman merkeze? 10 kilometre. Fazla uzak da değil. İşte hizmette aktif olarak geliyor. Çünkü il genel meclis üyelerimiz, genel sekreterimiz ve valimiz duyarlı bir arkadaşımız. Yeni atandı biliyorsunuz. Evet. Adıyaman'a. Tanıştınız mı efendim? Önümüzdeki şeyle tanıştık ama buna tanıştık. Evet. Geçenlerde toplantı yapmış galiba. Herhalde işi çıktığından katılamamış. Vali yardımcısı katılmış. Görüşemedik. Belki adam sağ olsun gittiğimizde hiç şey etmiyordu. Ama geliyor. Evet. Gitme bulunuyor. Evet. Kim bunu gitse görüp yapmaları açık. Her zaman açık değil mi efendim? Evet. Bu valimiz de iyi bir insan. Çok yani. Bunlar da her zaman yani görüşebilirsiniz. Evet, onu da belirtelim. İlaçlama yapılıyor mu efendim? İlaçlama her hafta yapılıyor. Her hafta yapılıyor. Köylümüz başka ne istiyor? Hizmet olarak. Çocuk parkı yapıldı mı? Bu gençlere futbol verebilir mi? Gel şöyle yanıma gel muhtarımın oğlu. Çocuğu şeyde yapılmış. Parkı okulunda var. Evet, sizin neydi yeğenim? Gazi Tak. Gazi Tak, muhtarımın oğlu. Aynı zamanda köy korucusu. Doğru mu efendim? Aynen. Evet. Yeni de evlendi. Allah bir yastıkta kocasını Mesut Bahtiyar yesin diyoruz. Halı saha istiyoruz değil mi? Aynen. Köyümüze. İşte Durak Köyü'nün muhtarımız Gaffari abi iki tane halı saha yaptırmış. Buraya da bir tane yapılmasını istiyoruz. Yani, bize de bir tane, iki tane olmasın, bir tane değil mi? Buraya da bir tane yapılsın diyoruz sayın izleyiciler. Onu da söyleyelim. Gençlerimiz ne yapmak istiyor? Halı sahada futbol oynamak istiyor. Onu da belirtelim. Sulama ile ilgili sorun var mı? Evet. Sulama ile ilgili çok sorun var. Su Çelikan bir gelse iyi olur. Çelikan? Evet. Bunu bekliyoruz. Başka suyumuz yok. Başka su yok. Su. İçme suyunda sıkıntı var mı efendim? Suyumuz yok. İçme suyunda suyun, sulama suyu sadece evet. Değil mi efendim? Evet. Köylü başka hizmet istiyor mu? İşte muhtarım köyümüze şu hizmet de yaptıralım diyor mu? Yaptırıyoruz diyor da biz yaptırıyoruz yani. Elimize geldiğinde yaptırıyoruz yani. Biz de çalışıyoruz. Evet. Bunlar da köylü çalışıyor. Elektrik, yol, su, altyapı, kanalizasyon istiyor. Elektrik şey zaten yani, sorunu yok sayın izleyiciler. Onu da belirtelim. Biz sadece işte Çelikan'dan gelecek sulama suyu da olursa köylünün sıkıntısı kalmamış olacak. Buranın vatandaşın genel geçim kaynağı neye dayalı efendim? Tütün. Evet, orada da tütün de şurada yaksınlar. Yakınlaştık, tütün deniyorlar. Ziya selam ver Ziya! Çektik orada daha burada önce. Neyse o İlker. İzleteceğim. Burada da şey yapıyoruz. Evet, tütün, tütüncülük burada birinci geçim kaynağı sayın izleyiciler. Çok birinci daha. Evet. Yön tarafta da asılıyor. Orada da asılıyor. Onu da çekeriz. Evet, evet muhtarım. Muhtarların aylık ödenekleri asgari ücret seviyesine yükseltildi. Bir de sosyal güvenlik primlerinde devlet yatırıyor. Geriye dönük prim borcunuz var mıydı sizin de efendim? Var borcum var. Evet. Ne kadar prim borcu var efendim? Benim 25 bin lira. 25 bin lira var. Evet. İşte sayın izleyiciler, Türkiye'de muhtarların sesi olarak biz muhtarların sesini tüm dünyaya ve yetkililere duyuruyoruz. Bunda da başarılı olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan muhtarlarımızın bir müjde daha bekliyor diye manşeti taşıdık. İşte burada olduğu gibi muhtarlarımızın birikmiş prim borçları var. Şu anda devletimiz yatırıyor ancak sağlıktan yine muhtarımız yararlanamıyor. Çünkü bunu taksitlendirse de ödeme imkanı yok. Doğru mu efendim? Doğru. Onun için biz bu borçların da bir çözüme kavuşturulmasını
istiyoruz. Bu konuda da yine her zaman söylediğim gibi ben Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok güveniyoruz. İnşallah bu konuda çözülecek. Tabii, güveniyoruz. Güvenmezsen Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi işte halkın sesini ne yapıyoruz? Tüm dünyaya ve yetkililere duyuruyoruz sayın izleyiciler. Bugün de Adıyaman merkeze bağlı Toptepe Köyü muhtarımız Hamza Tag ile röportaj yaptık. Çalışkan ve özverili bir muhtarımız. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Size teşekkür ederim.